Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu piper neural TTS fettah sentezleyicisi. Geçmişte piper neural TTS ile alakalı bir video çekmiştim. Orada sadece Defki ve Fahrettin seslerinin çalıştığını söylemiştim. Artık fettah sesini de kullanabileceğiz. Piper Neural TTS fettah sentezleyicisi de Android'e uyarlandı sonunda. Acapella TTS Voice. Bu arada Ivona TTS'nin çalıştığını duydunuz ama hemen sevinmeyin. Maalesef Ivona TTS'yi Android 14'te çalıştırmanın hala bir yolu yok. Ivona TTS Android 14'te çalışıyor ama Android 14 diyorum. Android cihazda çalışıyor ama bu benim elimdeki cihaz Android 14 değil. Android 13 yüklü bir cihaz. Ben telefonumu değiştirdim. Samsung cihaz almıştım. Galaxy A15. Tabii burada marka ismi vererek reklam yapmak maksadında değilim asla ama hani ya da bir markayı diğerinden kötülemek, bir markayı diğerinden aşağı tutmak veya karalamak amacına da sahip değilim ama ben Samsung Galaxy A15 marka bir cihaz almıştım. Bu cihazda Android 14 yüklüydü. Ve maalesef ne Svox Classic TTS, ne Ivona TTS, ne de Loquendo TTS bu Android 14 yüklü Samsung Galaxy A15 marka cihazda çalışmıyordu. Daha sonrasında bu cihazı tesadüfen hasbelkader gördüm. İçinde Android 13 yüklü olduğunu fark ettim. Hani yazılım bilgilerini kontrol ettiğimde Android 13 yüklü olduğunu görünce almak istedim bu cihazı. Bu cihazı aldım. Tabii buna da Android 14 güncellemesi geldi. İkide bir söylüyor Android 14 güncellemesini yükleyin, Android 14 güncellemesini yükleyin falan diye. Ama ben bu bildirimi hep kapatıyorum, göz ardı ediyorum. Kapatmaya ve göz ardı etmeye de devam edeceğim. Çünkü ben bu cihazı içinde Android 13 yüklü diye aldım. Android 14'e geçtikten sonra ben Samsung cihazından da memnundum. Ne anlamı kalıyor bu cihazı satın almamın ya da kullanmamın. Bu yüzden Android 14'e bu cihazda asla kesinlikle geçmeyeceğim. Ne zaman Android 14'e yükseltin bildirimi gelse hep göz ardı edeceğim, kapatacağım. Neyse, bu cihazı aldım. İçine Android 13'te çalışan, en son Android 13 sürümünde sıkıntısız çalışan ses motorlarını attım. İşte Svox Classic TTS, Loquendo TTS, Ivona TTS. Bunlar zaten nadir bulunan programlardı. Biz bunları bulacağız diye tabiri caizse göbeğimiz çatladı, iflahımız kesildi. Tam programları bulduk. Cihazlar Android 14'e yükseldi. O da bir şey değil. Programlar Android 14'te çalışmamaya başladı. Mesela en basitinden Svox Classic TTS üzerinden örnek verecek olursak. Svox Classic TTS'nin ses verilerini içine atsak bile ses verilerini görmüyordu. Ses verisi yokmuş gibi davranıyordu. Keza aynı şekilde Ivona TTS ve Loquendo TTS de ses verilerini görmüyordu. Ses verilerini içine atmış olmama rağmen görmüyordu ses verilerini. Ve dolayısıyla zaten Loquendo TTS hiç seçilemiyordu. Svox Classic TTS ve Ivona TTS metin okuma motoru olarak seçilebiliyordu ama ses verilerini görmediği için konuşmuyordu. Loquendo TTS'ye gelince o hiç konuşmuyordu zaten. Hiç konuşmayı bırak, ses motoru olarak dahi seçilemiyordu onlar. Neyse. Yani
hani derler ya kısmet meselesi. Demek nasibimiz de varmış. Android 13 yüklü bir cihaz buldum ve satın aldım. Ve hemen içine Lucrando TTS'yi, Esports 52 Classic öğeden 1-24 TTS'yi, arasındakiler gösteriliyor. hemen içine Lucrando TTS'yi, Esports Classic TTS'yi ve Ivona TTS'yi kurdum ve çalıştırdım. Ayrıca Samsung Meet'inden konuşmaya motoru da bu cihazda sorunsuzca çalışıyor. Arada bir duruldu hatası veriyor ama modifiye edilmiş uygulama. O kadar da olacak. Neyse geçelim Piper Neural TTS'ye. Piper Neural TTS'ye geçmeden önce şu olaydan bahsetmek istiyorum. Ben hep şunu söylerdim. Ben Samsung'dan başka cihaz kullanamam. Samsung'dan başka cihaz kullanmak istemem. Bir daha Samsung'un peşini bırakmam falan diyordum ama yani insan her şeye alışır lafını bir kere daha tespit etmiştim. Bu lafın doğru olduğunu bir kere daha tasdik ettim, onayladım bu cihazla birlikte. Çünkü sıkı bir Samsung kullanıcısı olarak bu cihazı da sevdiğimi, bu cihazdan da hoşlandığımı söyleyebilirim. Hani tabii bu cihazdan hoşlanmamın en büyük nedeni istediğim sentezleyicileri çalıştırıyor olmam. Ama bundan hariç bu cihaz da o kadar kullanımı zor, sıkıntılı, yani nasıl desem baş belası bir cihaz değil kesinlikle asla. Birazcık kurcalayınca öğrenilebilecek, birazcık kurcalayınca kullanılabilecek bir cihaz. Şimdi geçelim Piper Neural TTS'nin fettah sesine ve bir sonraki videolarda bu cihazla alakalı izlenimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Şu anki videomuzun konusu bu olmadığı için çok dağıtmak istemiyorum. O yüzden bir an önce Piper Neural TTS'ye geçiş yapalım ve Fettah sesinin incelemesini yapalım. Bu elimdeki cihazla alakalı izlenimlerimi, kullanım deneyimlerimi bir sonraki videolarda paylaşırım. Talkback menüsü. Gezinme. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Metin konuşma çıktısı ayarları. Tercih edilen motor. Ivona TTS. Tercih edilen motor. Tercih edilen motor. Google ses tanıma ve sentez hizmeti. Galaxy TTS. Samsung TTS. Acapella TTS. Elnurts. Piper Neural TTS. Defki. Piper Neural TTS. Fahrettin. Piper Neural TTS. Fettah. Dikkat. Ses altyapısı, şifreleriniz ve kredi kartlarınız gibi kişisel verilerimiz ile birlikte söylemiş olduğunuz her şeyi kaydedebilir. Ses altyapısı Piper Neural TTS Fettah tarafından sağlanmaktadır. Ses altyapısı açılsın mı? İptal, tamam. Tercih edilen motor. Etkinleştirmek için tabii yine her zamanki gibi İki defa tıklayarak seçiyoruz. Etkinleştirmek. Kaydı başla. Metin konuşma çıktısı. Kaydı durdur. Kaydediyormuş. Tercih edilen motor. Piper Neural TTS Fettah. Tercih edilen motor ek ayarlar. Girelim. Bir saniye. Kaydı başla. Piper Neural TTS Fettah. Metin kaydı başla. Tercih edilen motor Piper Neural TTS Fettah. Tercih edilen motor ek ayarlar. Dil Türkçe. Konuşma hızı. %15 elde. %20 çal düğme. Bu yeni nesil kartı kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Klavye gizli. Metin Bu yeni nesil kaldığı kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Klavye gizli. Metin konuşma çıktısı.
Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Diğer piperneural TTS ürünlerinden farklı değil. Kurulumu, kullanımı hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. Yalnız bunda, yani bu fettah sesinde bir tuhaflık var. Şöyle ki diğer piperneural TTS ürünlerinde görmedim ben bu tuhaflığı. Atıyorum bunu seçtik, kullanıyoruz, çalıştırıyoruz. Eyvallah, hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Ekran okuyucusunu kapatıp açtığımızda konuşma hızı acayip derecede yavaşlıyor. Çok yavaşlıyor ve piperneural TTS ayarlarına girip konuşma hızını buradan eski haline getirmemiz gerekiyor. Ve işin tuhaf kısmı, bizim bir ayar yapmamızla alakasız şekilde, hani biz bir ayar yapsak da yapmasak da yavaşlıyor zaten, kendi fabrika çıkışı olarak gelen ayarına bile sadık kalamıyor program. Yani kendi fabrika çıkışı olarak gelen ayarında bile durmuyor. Hani şey diyebilirsiniz, ya ekran okuyucusunu niye kapatıp açalım ki falan diyebilirsiniz ama hani olur, telefonunuzu birine vermeniz gerekebilir. Birisi, bir arkadaşınız olabilir, bir akrabanız olabilir, herhangi biri, ya şu telefonunu versene bir şeye bakacağım, ekran okuyucusunu sustur da ver diyebilir. O zaman telefonu normalleştiririz, engelli modundan çıkartırız ki telefonu verdiğimiz şahıs sorun çıkmadan, sıkılmadan telefonumuzu kullanabilsin diye. Engelli modundan çıkış yapıp tekrar geri döndüğümüzde, yani Talkback'i kapatıp baştan açtığımızda programın konuşma hızı yavaşlıyor. Ha, günlük kullanım esnasında bu olmuyor tabii. Bu, kapatmadığımız sürece, Talkback'i kapatıp açmadığımız sürece böyle bir şey olmuyor. Yani konuşma hızı ayarladığımız şekilde sabit olarak kalıyor ama Talkback'i kapatıp açtığımızda konuşma hızı çok yavaşlıyor ve eski haline getirmemiz gerekiyor. Gerek metin okuma ayarlarından, gerekse de direkt olarak ana menüdeki piperneural TTS ayarlarından konuşma hızını sıfırlayarak eski haline getirmemiz gerekiyor. Hemen buna bazı metinler okutturalım. Sıfırla düğme. Taydı. Buradan çıkıyorum. Etkinleştirmek. Evet. Acapela TTS voices. Abdolme. Şunu söyleyeyim. Bu piperneural TTS ürünü de konuşabilmek için eSpeak TTS'nin altyapısını kullandığından dolayı bunda da böyle garip telaffuz hataları olacaktır. Bir takım kelimeleri tuhaf şekillerde telaffuz edecektir. Bazen ne dediği anlaşılmayacaktır. Belirsiz konuşmalar yapacaktır ama hani bu katlanılabilir bir durum. O kadar da büyük bir sıkıntı değil. Sonuçta kendi TTS altyapısı yok. Kendine ait bir dil ve ses altyapısı yok. eSpeak TTS'nin altyapısını kullanıyor ve bildiğimiz üzere eSpeak TTS'de kalitesiz, kötü bir metin okuma motoru. Dolayısıyla bu da eSpeak TTS'nin altyapısını kullandığından ötürü eSpeak TTS ne kadar kalitesiz, ne kadar kötü bir konuşma tarzına sahipse maalesef bu da o kadar kalitesiz, o kadar kötü bir konuşma tarzına sahip. Ama Allah'tan bari sesleri eSpeak TTS gibi kulak tırmalamıyor en azından. Neyse, devam edelim. Ayarlar kaynağından bir okunmamış süt. Bakın, ayarlar kaynağından bir okunmamış diyor. Yani demek istiyor ki ayarlarda Android 14 güncellemesi var. Git bu güncellemeyi yap diyor. Çok beklersin canım. Ömrünün sonuna kadar çok beklersin. Çünkü bu güncellemeyi asla yapmayacağım. Ayarlar sütun 4. Burada iki tane ayarlar var. Ne iş bu diye soracaksınız. Onu hemen şöyle açıklayayım. Birinci ayarlar, yani şuradaki bir saniye. Ayarlar kaynağından bir okunmamış süt. Şu üstünde bir tane ibaresi olan ayarlar, yani birinci ayarlar menüsü telefonun kendi ayarlarını ifade eder. Buraya girdiğimiz zaman telefonun kendi ayarlarına girmiş oluyoruz. Ayarlar. İkinci ayarlar menüsü ise SVOX Classic TTS'nin ayarlar menüsü.
Bu ikinci ayarlar menüsüne girdiğimizde de Svox Klasik TTS'nin ayarlarına girmiş oluyoruz. Cehrome, Bosyer yöneticisi, Rive, Süt, Bennur TTS, Femer Radyo, Fotoğraflar, Galeri, Getapus, Sütun, May, Sat, Oge, Süt, Oge, One, Süt. Şu an menüde geziniyorum. Oble TV, Güvenlik, Güvenlik, Sütun 2. Harit, güvenlik. Burada iki tane güvenlik uygulaması var. Ama bunların birisi ne için kullanılır, öbürü ne için kullanılır onu bilmiyorum. Böyle bir tuhaflık var. Güvenlik uygulamasından iki tane var. Birinin uygulaması, yani birinin uygulama simgesi beyaz renkte. Öbürünün uygulama simgesi de bakayım yeşil renkte. İki tane güvenlik uygulaması var. İkisi de aynı işlevi mi yapar? Yoksa farklı şeyler mi yapar? Yoksa birinin amacı farklı, öbürününki farklı mı? Yani tam olarak bunlar neden böyle iki tane bilmiyorum ama güvenlik dediği uygulamadan da iki tane var. Neyse devam edelim. Haritalar, hava durumu, hesaplayıcı, kamera. Çok güzel cihaz arkadaşlar. Ben size tavsiye ederim açıkçası. Ben üstelik sıkı bir Samsung kullanıcısı olarak tavsiye ederim bu cihazı size. Çünkü dediğim gibi ben kesinlikle derdim hani bunu böyle söylerdim. Kesinlikle Samsung'dan başka cihaz kullanamam ben. Samsung'un peşini bırakmam. Sürekli Samsung alırım diyordum ve bunu diyen biri olarak size bu cihazı tavsiye ediyorum. Samsung'dan sonra en beğendiğim cihaz bu yani. Çok hoşuma gitti. Harika bir cihaz bu. Özellikle bu menüsünün sağa sola kaydırılabilir değil de yukarı aşağı kaydırılabilir olması ayrı bir hoşuma gitti. Bana şeyi çağrıştırıyor. Bilgisayarlarımızdaki başlat menüsünü çağrıştırıyor ve gerçekten hoşuma gitti yani. Sevdim. Güzel cihaz. Beğendim ve sizlere de tavsiye ederim. Kişiler, sütun, kullanıcı sözlüğü, sütun 4, kullanıcı sözlüğü düzenleyici. Bu kullanıcı sözlüğü ve kullanıcı sözlüğü düzenleyicisi dediği şeyler önemsiz. Svox Klasik TTS'nin çalışmayan özellikleri. Hani burada kullanıcı sözlüğü düzenleme özelliği var ama sözde var yani. Var ama sadece var. Herhangi bir işlevselliği yok. Met, sütun, mesajlar, mit arayıcı. Musicolet, notlar, süt, Pageload, Hiperneural, TTS, Pageload. Pageload dediği yedekleme servisi bu cihazı aldığınızda bu cihazda yüklü gelmiyor. Bu uygulama benim kullandığım bir yedekleme servisi. Bunu ben sonrasında cihazı aldıktan sonra yükledim. Hiperneural, TTS, Defki, Hiperneural, TTS, Fahrettin, Hiperneural, TTS, Fettah. Play Store, Tat, Sütun, Ses Kaydedici, Tüm Menü, Saat Tube, Star Musiç, Tak, Fox, Jasic, TTS, Sevox Metin, Okuma Motoru için Dil ve Sentezleyici Paketi, Türkçe Erkek, Sevox Metin, Okuma Motoru için Dil ve Sentezleyici Paketi, Türkçe Kadın, Tarayıcı, Telefon, Telegram kaynağından 4 okunmamış. TTS Real. WhatsApp kaynağından 2 okunmamış. Yandex Disk. Sat. YouTube. Sut. YT Musiç. Z Archiver Pro. Sut. Arama çubuğu. Tab. Uygulama ara. Arama çubuğu. Evet. Şimdi TalkBack'in menülerini okutalım. TalkBack menüsü. TalkBack menüsü. Liste dışında. Bu videoyu uzun tutmamak adına TalkBack'in bütün ayarlarını okutmayacağım. Sadece buradaki TalkBack menüsünü okutup sonrasında videoyu bitireceğim. Ve bu videonun altına bu Fettah sesinin indirme bağlantısını koyacağım. Dosya.Türkiye Cumhuriyeti isimli internet sitesine bu dosyayı koyup indirme bağlantısını da paylaşacağım. Ama buradan YouTube yetkililerine tekrar duyuruyorum. Benim amacım spam yapmak, diğer kullanıcıları yanıltmak veya
virüs dağıtmak ya da ücretli bir programı ücretsiz kullandırmaya çalışmak değil. Böyle bir amaca sahip değilim. Bunu tekrardan YouTube yetkililerine söylemek istiyorum. Benim amacım kimseye normalde ücretli olan bir programı ücretsiz kimseye normalde ücretli olan bir programı ücretsiz olarak kullandırmaya çalışmıyorum. Veya kimsenin telefonlarını, tabletlerini, bilgisayarlarını, cihazlarını bozmaya çalışacak bir spam uygulaması, böyle böcek, örümcek, solucan tarzı virüsler paylaşmıyorum. Yani bu videonun altında göreceğiniz, hani YouTube yetkililerine hitaben söylüyorum. Bu videonun altında göreceğiniz indirme bağlantısından indirilecek olan program zaten ücretsiz bir ses motoru ve tamamıyla zararsız. Ne Android cihaza ne Android bir tablete zarar vermeyen, aynı şekilde bilgisayarlara veya başka elektronik cihazlara taşınabilir depolama birimlerine de zarar vermeyen bir program. Ve üstüne basa basa tekrar ediyorum ve tekrar etmek de istiyorum. Çünkü sayın YouTube yetkilileri çok pimpirikli davranıyorsunuz. Hemen her şeye engel koyuyorsunuz. Lütfen yapmayın. Bu paylaştığım program tamamıyla ücretsiz bir programdır. Ve de aynı zamanda virüssüz, zararsız bir programdır. Buradan sizlere duyurumu yaptıktan sonra videoma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Evet, devam edelim. Alt menüsü, gezinme, listede, ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Alt ayarları, metin okuma ayarları, sistem işlemleri, resmi açıkla, iptal, sistem başlatıcı. Evet. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.